17. saatte yeniden birlikteyiz. Yanımıza hoş geldiniz. Güne yansıyanlara her zaman olduğu gibi süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Telefon bağlantılarımızla detayları ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 bütçesi oy çokluğuyla onaylandı. Bütçeyle ilgili bir hafta boyunca muhalefetin eleştirileri vardı. Farklı bakanlıkların bütçeleri, bakanlık bütçeleri görüşülürken muhalefetin bakanlıklara yönelik yaptığı eleştirilere hükümet de yanıt verdi. Çalıştı. Bütçenin son bugün Maliye Bakanlığı bütçesinin geneli üzerinde yapılan oylamalar sonrasında Maliye Bakanı Alişan Şan kısa bir değerlendirmede bulundu. Her eleştirinin önemli olduğuna da vurgu yaptı. Bütçe için 2023 yılında bütçeye yönelik olarak muhalefetin yaptığı eleştirileri dikkatle dinlediğini, ele aldığını ve önerileri de değerlendireceğine yönelik Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı. Ek bütçe çalışmalarına başlanması gerektiğiyle ilgili muhalefetin en sık dile getirdiği nokta buydu aslında yapılan eleştirilerde ve ek bütçenin de olması gerektiğiyle ilgili bir an önce çalışmalara başlatılması gerektiğini vurgulamıştı muhalefet. Maliye Bakanı Alişan Şan muhalefetin eleştirilerine yanıtlamak üzere genel bir konuşma gerçekleştirdi oylama öncesinde ve o genel konuşması içerisinde yapılan eleştirileri ve önerileri titizlikle dinleyip not aldığını belirtmişti. 2022'nin 13. maaşlarını kendi kaynaklarımızla ödedik diye Maliye Bakanı Alişan'ın vurgusu vardı konuşması içerisinde. Yine toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda da özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya'nın söylediklerinden etkilendiğini ve bundan sonra bütçe çalışmalarında toplumsal cinsiyet duyarlılığı hususuna dikkat edileceğini belirtmişti. Şimdi 2023 bütçesi onaylandı. Bir haftalık yoğun bir gündem vardı mecliste ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre şu anda telefon attığımızda kendisiyle birazcık bütçenin geçmesiyle birlikte genel değerlendirmesini almaya çalışacağız Sayın Başkan'dan. İyi akşamlar Sayın Başkan. Günler Pembe Hanım. Nihayet bir haftalık yoğun bir tempo sonrasında 2023 bütçesi oy çokluğuyla onaylandı. Genel değerlendirmeniz nedir Sayın Başkan? Bir hafta boyunca bütçeye yönelik olarak yapılan eleştiriler ve eleştirilere verilen yanıtlar çerçevesinde Meclis Başkanı olarak 2023 bütçesiyle ilgili değerlendirmeniz nedir? Yani bütçe çalışmaları gerek komite aşamasında gerekse Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışma esnalarında, görüşülmesi sıralarında herhangi bir gerginlik olmadı. Zaman zaman bazı milletvekili arkadaşlar seslerini yükselten oldu. Özellikle muhalefet partisinden bazı milletvekilleri. Ama bir gerginlik yaşanmadı ve gayet olgunluk içerisinde oldu. Herkes bir tarafta iktidar olacağını, bir tarafta da muhalefet olacağının idraki içerisinde bir dönem geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla hem muhalefet partilerinin milletvekillerine, gerçi muhalefet sadece bir tane parti var, iki de bağımsız milletvekili var. Onlar da muhalefet olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Diyebilirim ki çok anlayışlı bir dönem geçirdik ve geçmişte yaşanan o gerginlikler bu defa hiç olmadı. Meclis genel kurullarında, geçmişte bütçe görüşmelerinde bazı arkadaşlar vardı, milletvekilleri vardı. Bazı odalarda, alt taraflarda görüşmeler yapılırken kendileri farklı şeyler yapıyorlardı. Bu defa da meclise gelince sıkıntılar çıkıyordu. Yani içki kullanılıyordu. Bu sene öyle bir şey de olmadı. Gayet rahat geçti. Hiç böyle Meclis Genel Kurulu'nda birbirlerine bazen sataşma oldu ama o sataşmalar bile medeni ölçüler içerisinde kaldı. Bunu sadece söyleyebilirim ve neticede 2023 yılı bütçemiz geçmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin hazırlamış olduğu bütçe geçmiş oldu. 2023 bütçesi evet oy çokluğuyla geçti. Şimdi danışma kurulunda önümüzdeki hafta için Sayın Başkan meclisin genel kurulunun daha sonraki haftaya ertelenmesi yönünde bir de karar alındı ve genel kurulda da oylandı. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü neden meclis olmayacak? Şu anda hazır bir yasa yok. Pazartesi ve salı günü meclis genel kurulunda görüşeceğimiz komiteler
Ertesi haftaya bazı yasaları hazırlayacaklar. En önemlisi belediyelerin birleştirilmesiyle ortaya yere çıkan bir durum vardı. 51'e 95 sayılı yasanın da geçirilmesi gerekir şeklinde hem muhalefetin hem hükümetin bir genel yaklaşımı vardır. Onlar bu hafta içerisinde yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bunun hazırlanacağını ve 16'sında Meclis Genel Kurulu'na getirileceği şeklinde bir anlaşma, bir mutabakat vardır. Bir anlaşma değil, genel bir görüş vardır. Dolayısıyla zaten bir haftadır Meclis Genel Kurulu gecelere kadar devam ediyor. Akşam saat 12'ye yakın bir şekilde meclis çalışmaları sona erdi. Sadece bugün saat 3'te sona erdi. Hemen hemen her gece bazen saat 11, 12, bazen saat 6, 7'ye kadar devam etti. Ama genellikle 11, 12'ye kadar genel kurul çalışmaları devam etti. Haliyle pazartesi, salı günde genel kurulun toplanması noktasında toplanmaması konusunda bir anlayış ortaya yere çıktı. Hem muhalefette hem iktidar tarafında. Dolayısıyla 51'e 95 sayılı yasanın da hazırlanması için ve bazı başka yasaların da komitelerden hazırlanıp Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmesi için öyle bir ara verildi. Zaten ciddi bir yoğunluk ve yorgunluk oluşmuştu bu hafta. Ama tabii ki genel kurul bu önümüzdeki hafta genel kurul toplantıları olmayacak ama meclisin yoğun bir mesaisi olacak. Özellikle 51'e 95 sayılı belediyeler yasası ve diğer komitelerin çalışmalarında yer alacak. Çünkü bildiğim kadarıyla hal yasasının da bu bir haftalık süre sonrasında meclisin gündemine gelmesi gibi bir hedef ortada duruyor. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ışığında. Tabii ki hal yasası da çok uzun yıllardan beri bekliyor. Onun üzerinde de çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu hafta o da tamamlanırsa Meclis Genel Kurulu'na o da sevk edilecek. Dolayısıyla yani komitelerimiz yine çalışacak. Yine biz tabii ki yarın akşam Allah kısmet ederse 4 milletvekili, bir de ben 5 kişi Asya Parlamenterler Asamblesi toplantısına katılmak üzere Antalya'ya gidiyoruz ve Salı günü akşama geleceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geri döneceğiz. Yine Perşembe günü malumunuz Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine yapılan Doktor Küçük Atatürk ve Rauf Denktaş anıtlarının açılışı olacak. Perşembe günü saat 12'de yani 12 Ocak saat 12'de. Onu da duyurmuş olayım. Katılmak isteyenler varsa katılabilirler. Halka açıktır bu yapılacak olan açılış. Çok teşekkür Yani meclise ederim. yakışan bir şey yapmak için gayret gösterdik. TİKA da bu konuya ilgi gösterdi ve TİKA'nın da yardımlarıyla Cumhuriyet Meclisi işbirliğiyle Atatürk, Doktor Küçük ve Rauf Denktaş anıtları tamamlanmış ve bitmiş durumdadır. 13 Ocak ve 15 Ocak'ta hem Rauf Denktaş'ın ve Doktor Küçük'ün anma günleridir. Ama biz ondan önce Açılışını 12 yapıyoruz. Ocak'ta saat 12'de Cumhuriyet Meclisi bahçesine yapılan anıtların açılışını yapacağız saat 12'de. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiyi de bizimle paylaştığınız için. Kolay gelsin diyorum Sayın Başkan çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı zorlu törenin değerlendirmesini aldık. Genel kurulda bugün oy çokluğuyla onaylanan 2023 bütçesiyle ilgili ve bütçenin ardından bu önümüzdeki hafta genel kurul toplantıları gerçekleştirilmeyecek. Çünkü yasa herhangi bir yasanın genel kurula henüz sevk edilmediğini ama bu önümüzdeki hafta belediyeler yasası 51'e 95 sayılı yasanın komitede görüşüleceğini ve komitelerde görüşülen yasaların hazırlanmasıyla bir haftalık sürenin ardından 16'sında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti. Bütçenin ardından birazcık şimdi gözler artık hükümetin çalışmalarında. 2023 bütçesi geçti. Bütçeyle birlikte aslında yapılacak birçok çalışma var. Her bakanlığın kendisine ait çalışmaları var ve bu çalışmalar ışığında da yapılacaklar var. Farklı çalışmalar da var. Yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşması için bakanlıkların hazırlıkları, çalışmaları da söz konusu olacak. Şimdi bütçenin ardından birazcık bu süreci konuşalım. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu şu anda telefon hattımızda. Sayın Ataoğlu'nun görüşlerini sizinle paylaşalım. İyi akşamlar Sayın Bakan.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Bütçe bugün meclisten geçti. Şimdi gözler artık bütçenin geçmesiyle birlikte projelerde, çalışmalarda. Genel değerlendirmeniz nedir Sayın Ataoğlu bütçeyle ilgili? Evet, yani tabii ki bu 5 günlük sıkıştırılmış süre içerisinde ana muhalefet partisi ile hükümetin anlaşması sonrasında bütçelerinin, bütün bakanlıkların bütçelerin görüşülmesi gerçekleştirildi. Bugün de tabii ki artık Maliye Bakanlığı bütçesiyle 2023 yılı bütçesini onaylamış olduk. Dolayısıyla ben burada katkı koyan herkese çok çok teşekkür etmek isterim. Elbette ki bu bütçe içerisinde bir takım bakanlıkların çok hoşnut olmadığını da söyleyebilirim. Örneğin yani Turizm Bakanlığı'nın bütçesine baktığımız zaman bütün bakanlıklar arasında neredeyse en düşük bütçeye sahip olan bir bakanlık, ki bu bakanlığın bütçesinin daha da artırılmasıydı esas hedef. Çünkü takdir edersiniz ki eğer ülkemizdeki lokomotif sektör eğer turizmse ve bütçe açığının %60 artısını karşılayan turizmse, o zaman bu Turizm Bakanlığı'nın da yapması gerektiği bütün projeleri hayata geçirmek üzere bu bütçede de biraz daha imkan şans vermesi gerekirdi. Nasip buymuş, bu eldeki artık bu bütçemize göre bu yılı bu şekilde devam ettirmeye sağlayacağız en verimli şekilde. Biz bakanlık olarak tabii ki geçtiğimiz yıl içerisinde bu geçmiş yıllar içerisindeki yapmaya çalıştığımız projelerimizle ilgili çalışmalarımızı artık sonlandırma aşamasına geldik. Sonlandırdığımız projelerimiz de var. Dolayısıyla artık bizim için önemli olan bundan sonra herhangi bir mazeret üretmek değil, projelerin hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımızı ortaya koymaktır. Bakanlık olarak biz zaten bu doğrultuda hareketlerimizi yapıyoruz. Bugün itibariyle de artık pazartesi günü ülkede yapılması gereken neler varsa, ekonomiye dokunuşumuz, insanımıza dokunuşumuz hangi yönlerde olacaksa o yönlerdeki çalışmalarımızı ortaya koymaktır. Zaten bunun da çalışmalarını başlattık. İşte geçtiğimiz kısa günler öncesinde yeni antik yat limanının başladığını görebildik. Geçtiğimiz bakanlar kurulunda poşetlerle ilgili aldığımız karar, hatta önümüzdeki hafta bakanlar kurulunda yine çevre tahribatını engellemek üzere alacağımız yeni kararlar, yine aynı şekilde Mausa Yat Limanı'nın ihaleye çıktığını ve önümüzdeki süreçte yine buna benzer projelerimizin de hiçbir mazeret üretmeden ihaleye çıkmasıdır esas düşüncemiz. Bu doğrultuda bir hareketimiz. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz süre içerisindeki kazanımlarımız elbette ki bütçe açığının 60 artısını kapatan Turizm Bakanlığı'ndan bahsederken bu doğrultuda da en azından insanımıza, esnafımıza, işsiz olan insanımıza nasıl dokunuş yapabiliriz? Bu alternatiflerle bu yolculuğa çıktık. 2023 yılı da bizim projelerin hayata geçeceği yıl olacak Turizm Bakanlığı başlığı altında. Şimdi tabii bundan sonra evet yani bütçe geçtiği hoşnut olmasak da mevcut durum ortada, ama bu mevcut durumu en verimli şekilde yürütme hedefinde olduğunuzu vurguladınız Sayın Bakan, ama bir yandan da şimdi bütçenin dışında bir de protokol söz konusu, ekonomi ve mali işbirliği protokolü. Protokolün hayat bulması noktasında Başbakan Yardımcısı olarak değerlendirmeniz nedir Sayın Ataoğlu? Protokolün hayat bulmasıyla ilgili bütün bakanlıklara düşen bir görevdir ve bunu Bakanlar Kurulu'nda da tartıştık. Sayın Başbakan da zaten bu konuda da oldukça hassas ve bu protokolün hayata geçmesiyle ilgili ve artık önümüzdeki yıl imzalanacak olan protokolle de ilgili bütün projelerin hayat bulması ve önümüzdeki yıl hedeflediğimiz projelerle ilgili çalışmalarımız konuşuyor bütün çalışma. Yani protokolle ilgili bakanlık olarak baktığımızda elbette ki çok büyük oranını tamamladığımızı da gönül rahatlığıyla burada sizlerle paylaşabilirim. Şimdi yeni bir protokol içinde çalışmalar başlamış mı Sayın Bakan?
Hayır, henüz değil ama yeni proje, yeni protokolle ilgili çalışmaların da olacağının bilinci içerisinde biz önümüzdeki yıl için projelerimizle ilgili çalışmalarımıza bakanlık olarak başladık. Peki 2023 yılında turizm açısından ekonomide turizmin önemli lokomotif sektör, ekonomiye turizmin katkısı nedir, öngörülen nedir hedefinizde? Sevgili Pembe, elbette ki artık dediğim gibi yani 2022 yılında ortaya koymuş olduğumuz mazaretlerin artık ortadan kalkması ve yeni hedefler ve projelerinden 2023 yılına girmemiz gerektiğinden bahsettim. Tabii ki burada en büyük şansımız 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni havalimanının açılmasıyla ülkemize gelen turist sayısının artmasını da öngörerek yeni havalimanının açılması ve yeni uçak şirketleri kurulmasa bile ki bütün çalışmamız yeni havayolu şirketlerinin kurulmasıdır esasında. Ama yeni havalimanı açıldıktan sonra mevcut şirketlerin, büyük gövdeli uçakların inebileceği pist oluşması ve açılması sonrasında büyük gövdeli uçaklar inmeye başladığında arzu ettiğimiz ve da istediğimiz rakam olmasa bile uçak bilet fiyatlarına bir dokunuş olacak illaki. Ve bu uçak bilet fiyatlarına ki en büyük sıkıntımız budur. Dokunuş olduktan sonra turist sayısının daha da fazla artacağıdır bütün çalışmamız. Böylelikle eğer bu artacağını da düşünür isek o zaman biz önümüzdeki yıl bu projelerimizin de hayata geçmesi ve ülkemize gelecek olan turistlerin en azından konaklayabileceği noktaları ve buna benzer alternatiflerin de hayat bulmasıdır. Şöyle ki bir taraftan otel sayılarının artırılmasıyla ilgili başlattığımız çalışmalar hayat bulacağı. Bir taraftan sağlık turizmiyle ilgili uzun bir yıllardır yapmış olduğumuz çalışmanın hayat bulacağı. Alternatif turizm modelleri başlığı altında spor turizmin 2023 yılında hayat bulacağı. Dinamik sektörün ülkemize gelebilmesiyle ilgili onlar çalışmalarının ilgili hayat 2023 hedefimiz. Bunun da iki çalışma. Bu çalışmalarımızı geçirdikten sonra iki ülke ekonomisine daha fazla dokunuşun olacağı, bütçe açığının daha fazlasının kapatılacağı, siz orada bir dokunuşun olacağı, esnafımıza ve üreticimize herkese dokunuşlarımızın çok daha ciddi boyutta olacağı bir yıldır bizim hedefimiz. Zaten bu pandemi dönemi içerisinde turizmin olmadığı o dönemde gerek üreticimiz gerek esnafımız turizmin ne kadar önem arz ettiğini idrak etti. Dolayısıyla bu dönemde de turizmin artmasıyla ve giderek de artırma hedefi içerisinde olduğumuz turizmin artık ülkemizdeki esnafa ve üreticiye bütün kesimlere, çünkü yelpazesi geniş olan bir sektörden bahsediyoruz. Yelpazesi geniş olan sektör içerisinde yer alan bütün sektörlerin beklentisinin daha da fazlasını sunmadır esas hedefimiz 2023 yılı. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmede bulunduğunuz için Sayın Ataoğlu. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu'nun değerlendirmesini aldık bütçenin ardından. Şimdi bu kez Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın görüşlerini alacağız. Bütçenin ardından düşüncesi nedir ve bundan sonraki süreç için nasıl bir çalışma temposu içerisinde olunacak görüşünü alacağız. Sayın Bakan merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşamlar. Şimdi Sayın Ataoğlu hoşnut olmasak da bütçe ortada ve verimli bir şekilde çalışma için çaba sarf edeceğiz diye vurgusu vardır. Siz hoşnut musunuz bütçeden? Yani elimizdeki mal bu netice itibariyle memnun olsak da olmasak da bütün imkanları kullanarak bir bütçe oluşturuldu. 35 milyar liralık bütçenin takriben 12 milyar lirasının açık olduğunu düşündüğümüzde bizlere verilen bütçe ve kaynağı mümkün olduğu kadar rentable kullanma gibi bir mecburiyetimiz var. Artı bakanlıklar olarak mazeretlerin fazla arkasına sığınmadan halkın beklediği o yapısal dönüşümü ve reformları gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.
Bunun için bütçenin açığına veya bizlere aktarılan kaynağın küçüklüğüne bakmadan mümkün olduğunca icraat yapmak mecburiyetimiz var. Keşke daha geniş bütçemiz olabilseydi. Ama ben komitede de söyledim. Hayaller Paris, gerçekler Şırnak veya Dip Karpas. İstediğimiz bütçe olmadığına göre elimizdeki kaynağı, tekrar söylüyorum, en rantabl bir şekilde kullanma mecburiyetimiz var. Ercan Hava Limanı ile ilgili olarak şimdi Şubat ayı ortalarında test uçuşlarına başlayacak diye bir vurgunuz oldu. Sonrasında tarihle ilgili, ayla ilgili bir takım eleştiriler de yapıldı. Tam olarak tarih açısından bize net neyi söyleyebilirsiniz tarih? Yani şu anda son parçalar bugün itibariyle, teknik parçalar bugün itibariyle Maliye Bakanımızın da gayretleriyle nihayet gümrükten çekilebildi ve montesine başlanıyor. Montaj işleri takriben bir 15-20 gün sürecek ve ondan sonra da test uçuşlarına başlayacağız. Şimdi vatandaşların ısrarla tarih veriyorsunuz, o tarih de açılmıyor gibi bir kaygıları var. Ya biz bir tarih vermezsek ve yüklenici firmayı zorlamasak adeta tehdit dili kullanmazsak bu havaalanı daha uzun zaman açılmayabilir. Onun için lütfen bırakın da tarih vererek yüklenici firmayı da en azından baskı altına alalım dedik. Ama bu konuda da sürekli eleştiriler alıyoruz. Sanki birileri keyfi olarak bu havaalanını geciktiriyormuş gibi bir düşünce içindeler. Halbuki havaalanı fiziken bitmiş durumda. Geriye teknik parçalar kalıyor. O teknik parçalar da Amerika'da, Hollanda'da, yani yurt dışında üretiliyor. Pandemi dolayısıyla ciddi bir yığılma var. Bunlar özel siparişle üretilen mallar. Yani gidip bakkal dükkanı gibi şu kadar madde, şu kadar mal deyip alamıyorsunuz. Marketten mal seçemiyorsunuz. İstediğiniz ölçüleri bildirerek teknik özelliklerine göre sizden alıyorlar ve bunu imal ediyorlar. Bunu da kim takip ediyor? Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları takip ediyor. Net itibariyle teknik parçaların %95'i geldi ve montajlarına pazartesi itibariyle başlanıyor. Yani ilk başta dediğiniz gibi Şubat ayı ortalarında hedef bu yönde. Birazcık teknik uçuşlar, o teknik uçuşları bittikten sonra özellikle İngiltere'den teknik bir heyet gelecek. Uluslararası sertifikaya sahip, güvenlik açısından yeni Ercan Havaalanı'nı inceleyecekler. Onların sertifikasını, yani güvenlik belgesini aldıktan sonra özellikle artık buradan İngiltere'ye gidecek olan yolcular Türkiye'de uçaktan inmeden direkt eskiden olduğu gibi rahatlıkla İngiltere'ye ve diğer ülkelere gidebilecekler. Şimdi yani bu bir süreç. Havaalanı bitti, bunu söyleyebilirim. Şimdi bütçe geçti. Gündeminizin ilk sırasında ne var Sayın Bakan? Bizim gündemimizin ilk sırasında fiber, evden eve fiber projemiz var. Bunun için Gönyeli'yi pilot bölge seçtiğimizi daha önce açıklamıştım. Bununla ilgili ihaleye çıkmamız gerekiyor. Ulaştırmanın en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Yine bu ayın 18'ine doğru satın almış olduğumuz ve deniz ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan Roro gemisini teslim alıp onunla ilgili bir tören yapacağız. Biliyorsunuz uzun zamandan beri denizcilik işletmelerimiz fiilen bitmiş durumdaydı. Biz iş başına geldiğimizde bir zamanlar en güzde ulaşım aracımız olan deniz yollarına tekrar ağırlık verdik.
Türkiye'nin de yardımlarıyla büyük bir RoRo gemisi satın aldık. Onun da teslimini bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Artı yollarımızın durumu malum. Onlarla ilgili de son süre çalışmalarımız devam ediyor. Ve en önemlisi de limanlar bizim için çok önemli. Limanların kamu özel işbirliğiyle bir an evvel özel yatırımcıya açılması gerekiyor. Çünkü belki gözlerden kaçtı. Bütçede açıkladım, bütçe görüşmelerinde. Bizim Mausa Limanımızın ortalama 2 yıllık ömrü kaldı. Teknik heyetlerin, ki bunu daha önce Avrupa Birliği'nden gelen uzmanlar da Mausa Limanı incelediklerinde bu yönde rapor vermişlerdi. Şimdi Türkiye'den gelen uzmanlar da aynı doğrultuda rapor verdiler. Mausa Limanı'na gerekli yatırımların yapılmaması halinde 2 yıl içerisinde Mausa Limanı devre dışı kalacak ve orada çökmeler dolayısıyla ciddi kayıpların, maddi kayıpların olacağı belgelendi. Şimdi bu konuda da süratli adım atmak durumundayız. Dolayısıyla limanlar masanızda, ana gündem konunuzdan bir tanesi. Limanlar ve fiber masada, deniz yolları masada, ayrıca hava yolları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ondan geri adım atmış değiliz. Az önce sevgili Fikri Atoğlu, Ercan Havaalanı'nın açılmasıyla birlikte büyük gövdeli uçakların inip bilet fiyatlarının bu şekilde ucuzlayacağını söyledi. Doğrudur. Ama biz onu bekleyemeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inen iki havayolu şirketinin fiyatları daha da aşağı çekebilmesi için rekabet ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bunu sizin programınızda da defaatle söyledim. Bununla ilgili yeni havayollarının, yeni havayolu şirketlerinin Ercan Havaalanı'na inişini sağlamak zorundayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 tane firmayla görüşmelerimiz var. İki firma tescilini yaptı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şirketler mukayyetliğine. Dolayısıyla Mart itibariyle daha fazla sayıda uçak şirketinin Ercan Havaalanı'na inmesini sağlayabileceğiz ve böylece de bilet fiyatlarının ucuzlamasını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla sayıda yolcunun inmesini sağlayacağız. Şimdi ekonomik ve mali işbirliği protokolü, bu söz konusu protokole baktığınız zaman değerlendirmeniz nedir? Şu ana kadar yapılan çalışmalar ve hükümet adına yapılan tüm girişimlere bakıldığında? Yani daha önce de söyledim, biz bir yıl önce 2022 yılı için imzaladığımız ekonomik ve mali işbirliği protokolünün önce ciddi bir öz eleştirisi yapmamız lazım. Yani imzaladığımız ekonomik protokolde yer alan maddelerin hangisini yerine getirdik, hangisini yerine getirmedik? Ve yerine getirmediğimiz maddeler dolayısıyla ne kadarlık kaynak kullanamadık Türkiye Cumhuriyeti'nin? Bunun bir öz eleştirisini yapmamız lazım. Sayın Başbakan, Allah acil şifalar versin. Bir an evvel sağlığına kavuşursa, çok affedersiniz, 3 siyasi partinin, koalisyon parti genel başkanlarının bir toplantı yapıp önce 2022'yi değerlendirip ondan sonra 2023'ün ekonomik protokolünü gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi daha önce yaptığınız açıklamada da aslında Sayın Bakan, bütçe görüşmelerinin ardından parti yönetiminin toplanacağını ve hükümetin gidişatını değerlendireceğiz gibi bir ifadeniz oldu. Ve bugün yeniden bazı yazılı basında bu ifade gündeme taşındı söyleminiz. Yani bizim bazı sözlerimiz maalesef yanlış anlaşılıyor, yanlış algılanıyor veya cümlenin içerisinde kullandığımız sözlerimiz cımbızla ayıklanıyor. Bizim hükümetten çekilme gibi bir düşüncemiz yok. Ama hep söylediğimiz bir şey var. 2022 yılı içerisinde gerek imzaladığımız, Türkiye'de imzaladığımız ekonomik protokolün oldukça gerisindeyiz. Ve gerekse de 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde öngördüğümüz bir takım icraatların oldukça gerisindeyiz.
Yani bardağın dolu tarafından bakarsanız güzel şeyler yaptık. İşte 4,5-5G ihalesi bitti. 51-95 sayılı belediyeler reform yasası bitti. Ona en 16'sında getirdik. İşte yollar falan yapıldı. Bunlar güzel şeyler ama yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Dolayısıyla 3 partinin genel başkanı az önce de söyledim. Yani 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak durumunda. Biz bunu yapacağız. Ve ona göre de partiye benim en azından Yeniden Doğuş Partisi'nin yetkili kurullarına hesap vermem gerekiyor. Peki düşünceniz söz konusu toplantı Sayın Başbakan'ın Ankara ziyareti öncesinde mi olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bence onun öncesinde olması gerekiyor. Ama bugün Sayın Başbakan'ın durumunu gerçekten oldukça kötü olduğunu gördüm. Grip ciddi şekilde etkilemiş. Ayakta duramıyor. Buna rağmen fedakarlık yaparak meclise geldi ve oyunu kullandı. 3-4 gün ayağa kalkabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla... Ama buradan Pembe Hanım bir şey söylemem gerekiyor. Bu bütçenin geçmesinde muhalefet milletvekillerinin, CTP'nin ve iki bağımsız milletvekillerinin oldukça ciddi katkılarını gördük. Anlayışlı davrandılar. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletmek durumundayım. Umarım bu barış ortamı bu 2023'te devam eder. Şimdi anlayışlı davrandı diyorsunuz muhalefet ve iki bağımsız milletvekili. Öncesinde hükümet olarak muhalefetten ve söz konusu iki bağımsız milletvekilinden destek yönünde bir görüşmeniz mi oldu? Bütçe yönelik. Evet, kendilerinden destek istedik. Çünkü biliyorduk yani hem nisap açısından ciddi sıkıntımız olacaktı. Hem de süre açısından ciddi sıkıntımız olacaktı. Sağ olsunlar her iki konuda da bize yardımcı oldular. Muhalefet görevlerini yerine getirdiler. En sert şekilde eleştirilerini yaptılar. Ama hem nisap konusunda sıkıntı çıkarmadılar hem de süre konusunda üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta meclis toplantısı olmayacak. Çünkü 51'e 95 sayılı bir yasa görüşülecek. Diğer komitelerden var. Yasaların hazırlanmasıyla birlikte yasa tasarılarının bir haftalık sürenin ardından genel kurulun gündemine taşınacak. Ama bu önümüzdeki hafta içerisinde 51'e 95 sayılı var. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Yani oy birliğiyle bir noktaya varılır mı Sayın Bakan? Varılacağını tahmin ediyorum. Çünkü zaten bu 51'e 95 gayet uyumlu bir şekilde belli bir noktaya geldi. Zaten bu 51'e 95 bizden önceki hükümetlerin adeta her gelen hükümetin tuğla koyarak katkı koydukları, ördükleri bir duvar olduğunu düşünün. Biz zaten onların hazırlamış olduğu reform anlamına gelen bu yasa tasarısını tozlu raflardan aldık ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla komiteden de konsensüsle geçeceğini umut ediyoruz. Gayet iyi bir uzlaşıyla bir reformu, özlenen, beklenen bir reformu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Umarım darısı diğer reform beklentilerinin darısı onların başına olur. Diğer reform beklentileri derken sizin için reform tam anlamıyla ne olur? Yani her konuda ciddi reforma ihtiyacımız var ama bunların en önemlisi de kamu reformu. Yani kamuda çok ciddi bir sıkıntı var. Bana göre 51'e 95'ten sonra yıllardır yine aynı şekilde üzerinde çalışılan ve belli bir noktaya gelen kamu reformunu ele almamız gerekiyor. Ayrıca seçim yasasını da bir an evvel değiştirmemiz lazım. Çünkü seçim yasası bu ülkenin öngördüğü en önemli yasalardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum Pembe Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum ben de. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun.
Evet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görüşleri bu yöndeydi. Bugün gündeme taşınan bir haber vardı. İstasyonlardaki Euro Dizel ile ilgili. Euro Dizel'de bir sıkıntı olduğuyla ilgili haberler yer aldı. Ve bu haberler aslında sosyal medyada da farklı mecralarda da gündeme taşındı. Şimdi son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. İstasyonlarda ciddi oranda bir Euro Dizel sıkıntısı var mı? Yok mu? İşte bu sorumuza yanıtı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'ndan öğreneceğiz. Sayın Amcaoğlu merhabalar. İyi akşamlar Bende Hanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi bu sabahtan itibaren bir takım haberler yer aldı. Euro Dizel ile ilgili Sayın Bakan. Euro Dizel noktasında bir sıkıntı var mı ülkede şu an? Nedir durum? Şimdi bundan yaklaşık bir önce Enerji Zirvesi'ne, ardından da Antalya'da, İstanbul'da Ekonomi Zirvesi'ne katıldık. Aynen bize dünyanın otoriteleri, çok gelişmiş ülkeleri, sağlam ekonomiye sahip olan ülkeleri dedi ki 3 aydan sonrasına öngörüde bulunamıyoruz. Özellikle petrol fiyatlarında, tedarik zincirindeki sıkıntılara, enerjiyle ilgili ortaya çıkan krizler noktasındaki öngörülerimiz 3 aydan sonrası için asla olamaz. Bu dönemde bunu yapamayız diye fikir birliğindeydi herkes. Sanki de kürsüye çıkan birbirinin aynısı şeyleri dile getiriyordu, aynı sıkıntıları ifade ediyordu. Aynen biz de bunları yaşıyoruz. İşte bir hafta önce gazla, Türk gazla ilgili LPG ile alakalı piyasada yoktur sıkıntısı ortaya çıktı. Ardından bugün Euro Dizel'de eksiktir sıkıntısı duyulmaya başlandı. Ben size söylerim, bir hafta sonra da belki de benzinde aynı sıkıntıları duyabilirsin. Çünkü dünyada yaşanan, tedarik zincirinde ortaya çıkan, navlunlarla ilgili sıkıntılarının tekrardan vuku bulduğu bir süreç içerisindeyiz yine. İşte benzini getiren tanker, ilgili lisanslandırılmış ithalatçı firmanın benzinini getiren tanker maalesef çeşitli sebeplerden dolayı tedarik zincirindeki görevini yerine getiremediği dolayısıyla onun görevini işte dizeli getirmekle alakalı görev olan benzini getiren tanker dizeli getiren olan tanker üstlenip bugün dizeli getirmeye ardından da yetişirse haftaya büyük bir sıkıntı olmazsa yine gününde benzinle ilgili işte 8000 tonluk ihtiyacı giderebilecek noktadaki ilgili ithalatçı firmanın tedarini sağlamaya çalışacak. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Onlara destek veriyoruz. Özel ithalatçı firmaların, tedarikçi firmaların bu bir yaşanmış oldukları sıkıntıları hem Türkiye Cumhuriyeti yetkililerle Sayın Büyükelçimizle hem de Enerji Bakanımızla Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de bizim ulaştığımız muhataplarımızla birlikte çözmek için ithalatçı firmaların her ikisine de bu ülkedeki arz noktasındaki akaryakıtın arz noktasındaki herhangi bir krizin yaşanmaması için ister LPG'de olsun, ister motorinde olsun, ister dizelde olsun, ister benzinde herhangi bir sıkıntının yaşanması için el birliğiyle çalışıyoruz. Aynen o gün o zirvede konuşulduğu gibi bu sıkıntılar ortaya çıkacak, inişi çıkışı fiyat dalgalanmalarıyla karşılaşacaksınız dedikleri gibi biz bunları yaşıyoruz deşavu gibi ve elimizden geldiği kadar bunlarla mücadele ediyoruz. Yarın ülkemizde olacak 6000 tonluk dizelliği taşıyan tanker ilgili ithalatçı firmanın öğlen deposuna gelip boşaltılma başlayacak. Yarın akşam üzerinden itibaren pazar günde olmak kaydıyla yine aynı rutin şekilde ihtiyacı giderek şekilde dizel verimine devam edilecek. Zaten şu an 330 tona yakın dün itibariyle dizel vardı. Yani işte dün ve bugün de ihtiyacını karşılayacak şekilde. Biz onun da bilincindeyiz. Fakat önümüzdeki günler için herhangi bir tedarik sıkıntısı var mı yok mu ona tartışıyorduk. Şu an için öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Elbette ki tabii bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için dizel noktasında eksiklik söz konusu olabilir ama ülke genelinde dizel yoktu, Euro dizel sıkıntısı var diye bir şey söylemek çok da doğru olmaz. Yani şunu anlıyoruz ki ciddi bir mağduriyet vatandaş yaşamayacak. Hayır, hayır. Biz zaten bunları yaşamasın diye uğraşıyoruz ithalatçı firmaların her ikisiyle de. Sağ olsunlar onlar da iyi niyetle ve meşakkatle çalışıyorlar. Çünkü onların yarattığı bir sorun değil. Uluslararası anlamda yaşanan bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Bunun daha öncesinden haberlerini almıştık. Yani yaşanabilir, kuvvetli ihtimal yaşanacak dediği noktada yaşıyoruz işte, görüyoruz. Ve bunları aşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep birlikte.
Şimdi elbette bütçeyi geçti, hayırlısıyla oy çokluğuyla bütçe geçti ama bundan sonra esasen yapılacak çalışmalar var. Her bakanlığın kendine ait çalışmaları ve yani ülke için yapılması gerekenler var. Değerlendirmeniz nedir bütçeyle ilgili? Bütçeyle ilgili ben söyledim geçen gün. Gerçekten takdire şayan bir bütçe yapıldı bu kadar sıkıntının içerisinde. Ve 2022'den daha zor geçeceğini söylediğim, özellikle yaklaşık 2 ay önce katıldığım bir programda sizlerin nazarında TRT'de 2023, çünkü bütün dünyanın öngörüsü bu, resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olduğu büyük ekonomilerin, hatta istagflasyon yaşayacağı, durgunluk yaşayacağı olduğu bir dönemde 2023 dikkat etmesek çok daha zorluklarla karşılaşacak, geçirebilmemizin maalesef önümüzde bir tehlike olarak durduğunu hep ifade etti. Tam da bugün bütçe rakamlarına bakıyorsanız, geçen yıla oranla %300'e yakın büyük bir bütçe rakamı, bu ülkenin gelecekteki sıkıntılarını aşma adına, iş hayatındakileri, işte o çalışma hayatındaki devamlılığını sağlama adına ve devletin görevlerini yaparken altyapılarını yapma adına, yapmalarını içeren o projeleri hayata geçeceğini betimleyen bütçe kalemlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Her ne kadar da eleştirilse de arka salonlarda, arka odalarda bu bütçenin her zaman olduğu gibi ülkenin 2022'deki o belki de tarihinde ilk kez %95'ler, %97'ler seviyesinde işte hayat pahalılığı verme cesaretini gösteren, bu sorumluluğu yüklenen bütçe, ki asla bunu sene başında herhangi bir ekonomiste en uzmanına bir sormuş olsanız böyle bir rakamla size bunun böyle bir şey yaşanabileceğini söyleyemezdi. Ta ki Rusya-Ukrayna savaşı yaşayanlar, tedarik zincirindeki sıkıntılar ortaya çıkana ve enerjideki, özellikle akaryakıttaki an sıkıntısını ortaya çıkana kadar bilmediğimiz şeyleri yaşamakla alakalı pandemiden sonra hala daha sürprizlerle karşı karşıya olabiliriz. Temennim en kötüsünü yaşamamak kaydıyla ülkemizin hak ettiği, üretiminin ayakta kalabileceği, üreticisinin ayakta kalabileceği, insanın refah içerisinde yaşayabileceği bir yarınları yaratmaktan başka bir şey değildir. Herkese bu geçen 2023 yılına ait bütçe yasası hayırlı olsun bütün ülkemize, bütün insanlarımıza. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Eurodizel ile ilgili olarak yaşanan sıkıntıyla ilgili son durumun ne olduğunu Sayın Bakan'dan öğrendik. Şimdi bir başka konu var. Bütçe ve ekonomiye yönelik olarak konu başlıklarının dışında bu hafta içerisinde meclise bir yasa önerisi sunuldu. Çocuk adalet yasa önerisi. Bu yasa önerisiyle hedeflenen nedir ve söz konusu yasa önerisinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülmesi hedefleniyor. Konuyu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk'ten öğreneceğiz. İyi akşamlar Sayın Öztürk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi bütçe ve ekonomi konuları içerisinde aslında mecliste bu hafta sunulan önemli bir yasa önerisi vardı. Çocuk adalet yasa önerisi. Bu yasa önerisini tam anlamıyla neyi içeriyor ve Hukuk Siyasi İşler Komitesi olarak söz konusu yasa önerisini prosedür gereği nasıl ve ne şekilde komitede görüşeceksiniz? Şimdi çocuk adalet yasa önerisi yapıldı Sayın Sibel Tatar ve ekibi tarafından ve gerçekten çok önemli bir yasa, sizin de söylediğiniz gibi. Biliyorsunuz 1982'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin Birleşmiş Milletleri tarafından sözleşme ülkemizde, 1996'da bizim meclisimizden geçerek onaylanmıştır ve yürürlüğe girmiştir. Mevcut çocuk suçları yasasında bizim çocuk tabiri 16 yaşına kadar, aslında bakarsanız 14 yaşına kadar çocuk, 14'ten 16 yaşına kadar genç, 16 yaşından büyük kategorisine giriyor. Böyle olunca maalesef çocuklarımız Birleşmiş Milletleri Sözleşmesi'ne göre de ters düşüyor. Bizim yasamızda tezat oluşturuyor. Yine mevcut yasada kırbaç maalesef vardı çocuk suçları yasasının 12. maddesinde. Her ne kadar uygulanmıyorsa bile yasada yer alıyordu. Şimdi yapılan yasa önerisiyle bambaşka bir yasa çıktı ve çocukların artık
çocuk mahkemelerinde yargılanmasıyla ilgili bir maddeler var. Yine çocuk eğitiminin eğitim evlerinde yapılması, herhangi bir suç işlediği takdirde topluma kazandırılması için çocukların çocuk eğitim evlerinde gönderilmesi ve topluma kazandırılmasıyla ilgili maddeler var. Bu açıdan da aslında çok önemli bulduğum bir yasa. En kısa zamanda zaten biliyorsunuz bütçe de bugün onaylandı ve tamamen o da gündemimizi meşgul ediyordu. Ondan önce yerel seçimler, daha sonra da bütçe görüşmeleri. Bundan sonra da artık komitelere de gereken önemi vermeye başlayacağız. Hatta gelecek haftadan başlayarak toplanıp önümüzdeki yasaları temizleyip hemen bu çocuk adalet yasa önerisini de gündemimize almayı düşünüyoruz. Şimdi söz konusu yasa önerisi gündeminizde olacak ama şu an gündeminizde ne var Sayın Öztürk? Yani hukuk komitesinde şu an. Şu anda aslında çok önemli bir yasa var, yasa tasarısı var daha doğrusu ve uzun zamandır görüştüğümüz bir yasa tasarısı var. Bilişim teknolojileri yasası ve birçok görüşme yaptık aslında, bakarsanız oturum yaptık. Son nihai noktayı da artık oylama safhasına geldi. Eğer uygun görülürse de, tabii komite üyelerimiz tarafında uygun görülürse, gelecek hafta Perşembe günü toplayıp onu da oylamayı düşünüyoruz. Çünkü artık e-devlet gibi birçok teknolojik artık hayatımıza girdi. Dünya uzaya giderken bizim halen daha bilişim alanında bir yasamız yok. Onun için bu yasanın da bir an önce geçmesi gerekir. Daha çok e-devlet yasası olarak aslında bakarsanız toplumda dillendirilmesine rağmen yasanın ismi aslında bilişim teknolojileri yasası tasarısıdır. Hı hı. O da önemli bir yasa, önemli bulduğum bir yasa. Bununla ilgili biz teknik bir yardım da aldık. Çünkü bildiğiniz gibi bilişim alanı bambaşka bir alan. Bu yönden Sayın Başkanımıza rica ettik, biz Meclis Başkanımıza, ve biz bununla ilgili bu konularda uzman kişileri de komiteye çağırdık. İnşallah gelecek Perşembe birçok oturum da yaptık ve oy birliği olmasını umuyoruz ve o yönde de toplantılar devam ediyor. Onun dışında yine iklim değişiklikle ilgili Paris Anlaşması var, Birleşmiş Milletler'in bizim uygun bulmamızla ilgili, onu da alacağız. Ve yine Sayıştay üyeliğiyle ilgili bir gündemimizde programımız var. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi yerel seçimler bitti, artık bütçe görüşmeleri bitti. Biz bu yönde artık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kolay gelsin diyorum. Tabii ki çalışmaları takip edecek. Sonuçlar yani odaklanıldıkça görüşlerinizi, gelinen noktayı kamuoyuyla paylaşacağız. İyi çalışmalar diliyorum Sayın Öztürk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum ben de. Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin gündeminde olan Bilişim Teknolojileri Yasası'nın Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü komitenin toplanarak yasanın son noktasını koymayı hedeflediklerini de ifade etti. Gerçi biz çocuk yasasıyla ilgili, öneriyle ilgili sormuştuk ama bunun yanında bunu da öğrenmiş olduk. 17. saati burada noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hafta başı yeni gündemle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.